Merhabalar ben kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portakal mevsimi geçmeden harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. İlk önce yoğurma kabına 2 tane yumurtamı kırdım. Üzerine 4 yemek kaşığı pudra şekeri, yarım çay bardağı da toz şeker ekliyorum. Bu üç malzememizi çırpıcıyla yaklaşık 2 dakika çok güzel bir şekilde çırpalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı portakal suyu, bir tane de portakalın kabuğunu ekleyelim. Tekrardan karışması için bir çırpalım. İyice çırptıktan sonra da kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. Bu arada unumun içine bir paket kabartma tozunu eklemiştim. Karıştırdım. Unumu da kontrollü bir şekilde ekleyerek spatula ile bu şekilde yediriyorum. Yani bu kurabiye de elinizle yoğurmayın. Çünkü hamurumuz birazcık yapışkan olduğu içinden çıkamayabilirsiniz. O yüzden ya tahta kaşık kullanın ya da spatula ile karıştırın. Un miktarı da yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünden farklılık gösterebilir. Ben 3 su bardağı un kullandım. Görmüş olduğunuz gibi spatula ile iyice çevire çevire unumu yedirdim. Sizlere hemen kıvamını da göstereyim. Hamurumuz avcumuzun ortasında yuvarladığımız zaman hem şekil alabilen bir hamur oluyor hem de avuç ortamıza birazcık yapışıyor. Hamurumuzun yoğurma işlemi bittikten sonra bir 10 dakika buzdolabında dinlendirelim. Kurabiyemi dinlendirdikten sonra da bir tabağıma birazcık pudra şekeri koydum. Biraz da pudra şekerine renk vermesi açısından birazcık da zerdeçal ekledim. Zerdeçal isterseniz hamurunuzu yoğururken hamurun içine de katabilirsiniz. Bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra da yumurta büyüklüğünde kaşıkla bu şekilde alarak avcumun ortasına yuvarlayarak pudra şekerini içine koyuyorum. Hamurumuz yapışkan olduğu için kaşık yardımıyla bu şekilde kaşıkla bölüyorum. Daha sonra da avcumun ortasında yuvarlıyorum. Hamurumuzun şeklini verdikten sonra da bu şekilde her tarafını pudra şekerine bulayalım. Daha sonra da yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize aralıklarla koyalım. Bu kurabiyenin lezzeti o kadar güzel ki mutlaka denedikten sonra favori kurabiye tarifleri arasına gireceğinin de garantisini veriyorum. Mutlaka ama mutlaka da tavsiye ediyorum. Portakal mevsimi geçmeden mutlaka deneyin. Hamurların bitene kadar hepsini aynı işlemden geçirdim. İlk önce yuvarladım. Daha sonra da pudra şekerine buladım. Daha sonra da önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Yaklaşık 15 dakikada pişiyor. Ama her fırın farklılık gösterir o yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim. Kurabiyemi fırından çıkarttıktan ve soğuttuktan sonra sizlere servis yapıyorum. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Kurabiyenin lezzeti böyle kıtır kıtır, kıyır kıyır olmuyor. Hafif yumuşak, gerçekten böyle anne kurabiyesi lezzetinde gerçekten muhteşem bir lezzet. Mutlaka da tavsiye ediyorum. Bugün sizlerle portakallı harika bir kurabiye tarifi paylaştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı Abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra beğeni ve kısa dostça yorum yazarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.